arkadaşlar, yeni bir video ile yeniden birlikteyiz. Bugün size çıt çıtla at kuyruğu nasıl yapılır onu göstereceğim. At kuyruğu yapmanın iki tane yöntemi var. Benim bildiğim iki tane yöntemi var. Ben kendim de onları uyguluyorum. Bunlar gerçekten böyle düğün olunca vesaire acayip benim gibi ince saçlara sahipseniz inanılmaz pratik iş bitirici oluyorlar. Normalde taktığınız zaman kendi kendinize eğer saçınızı yaptırmazsanız böyle birazcık belli olabiliyor ama at kuyruğunda öyle bir sorun olmuyor. Okula giderken de çok pratik bir şekilde saçlarınızı çıt çıtla hemen at kuyruğu yapabilirsiniz. Gür ve güzel oluyor. Topuzunuzu da öyle yaparsınız. Daha güzel olur. Şimdi hemen arkamı dönüyorum. Normalde at kuyruğu veya saçınızı aşağıdan yukarıya doğru toplayacağınız modellerde çıt çıtlarınızı aşağıdan takmanız gerekiyor. Hemen onu göstereyim size. Saçlarımı şöyle bölümlere ayırıyorum. Kullanmayacağım saçları. Pens diyorum. Öyle diğer yarısını da alıyorum. Bunu da pensliyorum. Geride kalan saçımı şöyle alttan bir tutam bırakacak şekilde ayırıyorum. Pensliyorum. Bu kısmı tekrar bir pens yardımıyla tutturuyorum. Tekrar ince bir miktar saç alıyorum buradan. Şöyle. Saçın alt kısmını krepe yapıyorum. Normalde çıt çıtı böyle takıyoruz biliyorsunuz. Bu kez ben ters baş aşağı takacağım. Bu şekilde. Böyle. Tam krepeli yerin dibine takıyorum. Krepe yaptığım yeri de üzerine kapatıyorum. Yeniden biraz saç alıyorum. Saçları yine krepe yapıyorum. Ve bir çıt çıt daha takıyorum. Diğer tokalarımı açıyorum. Bütün saçlarımı arkaya doğru yatırıyorum. Pensi de açıyorum ve klasik at kuyruğumu yapıyorum. Daha sonra lastikle At kuyruğumu yapıyorum. Yine yanlardan ayırıyorum bu şekilde. Üstten de bir parça ayırıyorum. Kapatmak istediğim yer olacak burası da. Bu şekilde. Pensle tutuyorum. Alttan küçük bir yer ayırıyorum. Ve bunu at kuyruğu yapıyorum. Daha sonra çıt çıtları alıyorum ve etrafına dolayarak takıyorum. Yeterli olduğunu düşündüğünüz zaman diğer taçları da üzerine kapatıyorum. Bu şekilde.
isterseniz bir parça saç alarak bandı kapatabilirsiniz böyle etrafını dolayarak. Tel tokayla da alttan tutturabilirsiniz. Siz daha fazla saç takabilirsiniz. Ben hızlı olsun diye biraz az taktım. Beni www.sebebi.com'dan takip edebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.